yüce yaratıcımız yine kutsal kitabımızın bir başka ayeti cellesinde bizlerin şu ilahi mesaj doğrultusunda çocuklarımızı yetiştirmemizi istiyor. Diyor ki estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu gu enfüseküm ve ehlikum nara ila ahiril ayah sadakallahul azim. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi öyle bir ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır buyuruyor. Ayet anne ve babalara çocuklarını terbiye etmelerini, yüce yaratıcının emirlerini ve yasaklarını öğretmelerini istemektedir. Bu ayetle ilgili olarak Hazreti Ömer sevgili Peygamber Efendimiz'e hitaben diyor ki ya Resulallah, kendimizi Allah'ın emirleri ve yasaklarını doğrultusunda ateşten koruyabiliriz. Peki eşimizi ve çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz sorusuna Hazreti Ömer diyor ki Allah'ın emrettiklerini sizler de onlara emredersiniz. Yasakladıkları şeylerden de sakındırırsınız. Böyle yaparsanız onları korumuş olursunuz buyuruyor sevgili Peygamber Efendimiz. Sevgili seyircilerimiz, şunu hiçbir zaman unutmayalım ki çocuklarımız bizlerin emanetidir. Emaneti layık olduğu şekliyle muhafaza edelim. Onları Allahu Teala'nın emri ve sevgili Peygamber Efendimizin istekleri doğrultusunda yetiştirmeye çalışmalıyız. Çünkü sevgili Peygamber Efendimiz diyor ki hadis-i şeriflerinde bütün çocuklar İslam fıtratı üzerine doğar. Gerek annesi ve babası daha sonra onları yaşamış olduğu dine çevirirler. Hristiyansa Hristiyan, Yahudi ise Yahudi, Mecusi ise Mecusi olarak yetiştirirler. Bizler isek Müslümanız, Müslüman ana babadan doğduk. Öyle ise bize düşen görev evlatlarımızı Müslüman gibi yetiştirmek, onlara sahip çıkmak, onları kötü yerlere gitmesine engel olmaktır. Son olarak şunu diyebiliriz. Gözümüzün aydınlığı, evimizin neşesi, dünya ve hayatının meyvesi olan çocuklarımızı terbiye edelim. Onları muhafaza edelim, koruyalım. Çocuklarımıza Allah sevgisini, peygamber sevgisini, vatan ve bayrak sevgisini aşılayalım. Böyle yapar isek, inanın, evlatlarımızın kıyamet günü bizlerden şikayetçi değil, şefaatçi olacağını ümit ederiz ve ki böyle olacaktır. Cenab-ı Hak cümlemizin çocuklarını İslami terbiye ile yetiştirip yarın yevmi kıyamette Allah indiğinde huzura çekildiğimizde ya Rab ben bu evladımı bu şekilde yetiştirebildim diyebilmeliyiz. Çocuklarımız ayeti celille de ifade edildiği gibi bizlerden kaçanlardan değil inşallah şefaatçi olanlardan olacaktır. Hocam ne herkese bunu biçeceğiz evet, değil mi? Evet, aynen. Allah razı olsun. Bu güzel sohbete devam edeceğiz. Reklama girmiştik. Güzel sohbete. Şimdi tekrar sohbete devam edeceğiz. Ama burada Almanya'da hani Almanlarla yaşıyoruz hocam. İç içe yaşıyoruz. Kimisi her ne kadar bana ne Alman'dan dese de komşumuz. Komşuluk hakları da var. Efendimizin işte hadis-i şeriflerinde o kadar komşuluk hakkından bahsediyor ki hani neredeyse komşuyu komşuya miras edecekti, varis edecekti diye geçiyor. Nelere dikkat etmemiz lazım komşuluk ilişkilerimizle? Evet Hadi Bey, yaşam bulduğumuz bu dünyada ve ikamet ettiğimiz bu Alman vatandaşlarımızla beraber komşuluk hakkına çok riayet etmemiz gerekmektedir. Demin siz de ifade ettiniz. Sevgili Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde buyuruyor ki Cebrail komşuyu bana o kadar tavsiye etti ki komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim diyor. Evet. Kişi mirasçısına nasıl davranması gerekiyorsa yani mirasçı ne demek? Annesidir, babasıdır, kardeşidir. Kişi annesine, babasına, kardeşine nasıl davranması gerekiyorsa komşusuna da o şekilde davranması gerekmektedir. Sevgili Peygamber Efendimizin
Medine'de ikamet ettiği dönemlerde sevgili Peygamber Efendimiz'in Yahudi komşuları vardı. Peygamber Efendimiz Yahudi komşularıyla çok uyum içerisinde ve güzel geçinirdi. Hatta kurban keseceği zaman Hazreti Ayşe validemize diyor ki, ya Ayşe, dağıtıma ilk önce Yahudi komşularımızdan başla. Yine bir cenaze esnasında sevgili Peygamber Efendimiz ayağa kalkıyor. Orada bulunan sahabiler diyor ki, ya Resulallah, ölen kişi Müslüman değil. Öyle deyince sevgili Peygamber Efendimiz diyor ki, peki insan da mı değil? Gönlü, içi, insan sevgisiyle dolu olan Mevlana ne diyor? Mevlana'mız da diyor ki, yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü diyor. Demek ki komşularımızla iyi geçinmemiz için, komşularımızın hak ve hukukuna riayet etmemiz için komşularımızın Müslüman olması gerekmiyor. Belki hidayete vesile olabiliriz. Hidayete vesile olmamız için de belki diğer komşularımıza, yani kendi dinimize mensup olan komşularımızdan daha iyisini davranmalıyız. Hürmette, saygıda kusur etmememeliyiz. Yine sevgili Peygamber Efendimiz bir değişik hadisi şeriflerinde diyor ki, vallahi iman etmiş olamaz. Bu sözü 3 kere tekrar ediyor. Orada bulunan sahabiler diyor ki, ya Resulallah, kim iman etmiş olamaz? Diyor ki, kötülüğünden komşusunun emin olmadığı kimse cevabını veriyor. Eğer gerçekten komşularımıza, Alman dostlarımıza eziyet ediyor isek, onlar bizim kötülüğümüzden ve şerrimizden emin değiller ise, demek ki biz gerçekten iman etmiş olamayız. Gerçekten iman etmiş olsak sevgili Peygamber Efendimizin yaptığını yaparız. Sevgili Peygamber Efendimiz demin de ifade ettiğim gibi ne yapıyordu? İlk önce Yahudi komşularından başlıyordu. Sevgili seyircilerimiz, dinimiz komşuluk hakkını kul hakkı olarak telakki ediyor. Öyle nitelendiriyor. Komşu hakkın kul ihlali neticesinde, eğer kul hakkının ihlaline girersek, şunu bilelim ki kul hakkını Allah affetmiyor. Kul hakkından helallik dilememiz için kul hakkına zayi olan kişilerden görüşmemiz gerekmektedir. Öyle ise eğer kul hakkına girmiş isek, onları incitmiş isek, bilelim ki yapmış olduğumuz iyi ameller kul hakkına zarara uğrayan kişilere gider. Dolayısıyla biz amelsiz kalırız. Allah korusun ki cehenneme girmeye bile sebep olmuş olabiliriz. Öyle ise sevgili seyircilerimiz, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak istiyorsak komşularımızla iyi geçinmeliyiz. Komşularımızın hak ve hukukuna riayet etmeliyiz diyorum. Hocam hani ben bizzat karşılaştığım bir manzarayı aktarmak istiyorum. Kurban etinden Efendimiz buyuruyor ya, ilk Yahudilere ve Müslüman olmayan gayrimüslimlere verin diye. Hı hı. Burada da bir bayram namazı öncesinde Hoca Efendi vaaz ederken işte oradan birisi dedi ki, hocam öyle diyorsun da benim dedi komşum burnunu tutup çöpe atıyor gözümün önünde eti dedi. Alman komşum. Hatta işte banyoda mı kestin, kelada mı kestin diye de hakaret ediyor filan. Bu gibi durumlarda ne yapmak lazım? O gibi durumlarda vebal onların. Yine yani devam... biz komşuluk hak ve hukukumuzu yerine getirelim, görevimizi yapalım. Ondan o sorumludur. Biz sorumlu olmalıyız. Yani bir dahaki kurbana yine götüreceğiz. Tabii götüreceğiz. Tamam. Şimdi zaman zaman da bizler de şöyle...